Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Yine de tek başıma ayağa kalktım. Maddi durumu sıkıntıda olan Kerem, mecburen kendisine bir iş bakarken ya da bir çıkış yolu ararken bir dayının otobüsünü çalmıştı ve dayıyı da darp etmişti. Al! Hayır! Enis sen git! Dayıyı darp edip otobüsünü çalması kesinlikle yanlıştı. Ama paraya da çok ihtiyacı vardı. Yanına Mardinli bir muavin bile almıştı. Muavini ise çok komedi bir insan olmasının yanı sıra çok da sakardı. Niçe köfteyi doğrayayım mı sana be? Böyle istotlu acı ha. Kerem aynı zamanda para kazanmaya devam ederken bir dolmuşçu tarafından ansızın önü kesilmişti. Kerem'in ağzını bir güzel hoşafa çevirdikten sonra Kerem ve otobüsteki herkes kavga esnasında cüzdanlarının bir şekilde çalındığını anlamışlar. Bu durumu fark eden Kerem hemen polise haber vermişti. Lakin hata da bu ya. Polise haber verirken otobüsün plakasında ayrıyeten belirtmişti. Aa vallahi geldi. Maraz hali gibi geldi vallahi. Bu sırada darp ettiği adam da gelmişti ve Kerem'den kamera kayıtlarını izleterekten şikayetçi olmuştu ve Kerem ise mahkemeye sevk edildi. Kusura bakmayın ya. Trafik vardı çok. Ne demek zaten. Ne demek sayın avukatım, buyurun içeriye girelim. Vallahi geç kalıyoruz efendim, buyurun. Vallahi sizi var ya öyle bir savunacağım ki. Tamam, hakim tamam. Şaşacak diyecek. Doğru diyecek. Vallahi şüphem yok, adınız bile çok güzel. Has. Evet, sanık Kerem devlete bağlı otobüs, devletin otobüsünü çalmaktan şu anda yargılanıyor. Evet avukat bey, bir şey söyleyeceğiniz var mıdır? Diyeceğim şeyler var tabii ki de. Şu anda herhangi bir kimse kanıt gibi vermedi, doğru mudur hakim bey? Yanlıştır, kamera kayıtlarımız var şu anda. Lafı atlıyorum ama ben ne yapmışım ki kamera kaydında sayın hakim, ne yapmışım? Evet, şöyle, ne yapmışım? Kamera kayıtlarını biz inceledik, önce otobüsten şoför iniyor. Ondan sonra arkasından siz iniyorsunuz elinizde bir sopayla ve şoförün kafasına sopayla vuruyorsunuz, otobüsü götürüyorsunuz. Seni söyleyeceğim bu kadar hakim bey. Oğlum nasıl söyleyeceğim bu kadar lan? Avukat, oğlum savunsana beni. Yalan falan söylesene, bir şey söylesin. Alo, şşş. Ben seni nasıl savunayım oğlum? Avukat eks oldu. Avukat bitti. Dilerseniz ben savunmama geçeyim. Evet, buyurun. Şimdi efendim, benim yanımda görmüş olduğunuz otobüsü çaldığım beyefendi var. Şimdi bu beyefendinin ben evet otobüsünü çaldım. Ama bir sorun, neden çaldım? Neden çaldınız beyefendi? Şimdi efendim şöyle bir şey oldu. Bu beyefendi otobüsünün mazotunu bir kere kaçak koyuyor. Hiçbir şekilde bakımını yapmıyor. Bildiğiniz halkı ölüme sürüklüyor. Ben de baktım böyle, bu otobüsü bu halde gördüm. Ettim. Cepte de para zaten. Nakış. Para yok. Dedim ki, ulan dedim şu adamın dedim otobüsünü alayım polis merkezine canlı şekilde götüreyim, ihbar edeyim. Çünkü ben polis ihbar etsem bu adam hemen bir yalan uyduracaktı. Aa şimdi götüreceğim, aa sonra götüreceğim ayağına. Ben dedim ki lan dedim, bu halkın dedim, insanın dedim canı bu kadar değersiz mi dedim. Ben dedim şu otobüsü çalayım dedim, polislere vereyim dedim hakimim, ondan dolayı ben aldım, tam getirecektim, sonra baktım cepte tabi para yok, dedim bari 2-3 tur atayım bunu dedim, 1-2 gün çalıştırayım, muavin falan alayım da dedim, bu dayak yedi ya ayılana kadar, sonra zaten bu ayılınca foyam ortaya çıkmaya yakın, hemen dedim getiririm buraya dedim, teslim ederim dedim, bu adamı da ihbar etmiş olurum dedim, insanların hayatını kurtarmış olurum dedim. Kerem bey, sizin yaptığınız suçunuzu birebir itiraf ediyorsunuz. Hakim bey. Bir saniye. Avukat bir saniye, sen konuşma. Avukat ben kendimi senden daha iyi savunuyorum bir kere. Evet. 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 Kabul ediyorsunuz otobüsü çaldığınızı. Evet. Bir vatandaşa şiddette bulunuyorsunuz. Bir vatandaşa darp ediyorsunuz. Ve devletin otobüsünü çalıyorsunuz. Yani devlet malına zarar veriyorsunuz. Ki siz diyorsunuz ki bu otobüsün bakımları yapılmıyor. Vatandaşlara tehlike arz ediyor diyorsunuz. Doğru mudur? Evet. Acaba kaç sene sonra çıkacağım içeriden ya? Ulan şu Survivor adasına giden adamlar gibi. Aa Allah! Allah! Suikast mı var, ne var? Suikast lan! Suikast Allah, yoktur Allah, bence Allah. Ya. Sayın askerlerim bence yoktur. Adam Halibeki'de kaza yapmıştır. Lan acaba beni kurtarmaya mı geldiler diyeceğim ama benim hiç severim yok ki, beni kim kurtarsın? Benim gibi soyguncu bir adam. Lan Oraç kimdi?
Allah Allah. Ama zaten getirdiler ya cezaevine. Sayın şoförüm, tır geliyor, çabuk dönerseniz biçilmeyelim. Teşekkür ederim. Seni yeni arkadaşlarına tanıştıracağım. Hop çılak, buraya gel. Buyur abi. Bu ne lan? Bak. Bak görüyor musun? Bu Bebek Ahmet. Bebek bunun böyle Ahmet kasına mi falan bakma. Abi, evet. Abi. Bunun böyle kasına falan bakma. Bu tam bir bebek. Abi. Abi tüm nerede? Emziğini alınca ağlamaya başlar. Abi bu... Bunu o zaman emziksiz bırakmayın abi. Bu böyle çıplak mı gezecek bu adam? Böyle koğuşta dallı mallı mı gezecek abi böyle? Ya hiç sorma. Buna kıyafet giydirmeye çalışıyor, giymiyor. Ben böyle dolaşacağım diye. Ah şu kaskıyı geliyorum. Kaskı buraya gel hop. Kaskı. Abi bu buna şey at. Yok korkma korkma. Adam burnumuzun dibinde kaskı osurdu abi ya. Bak bu geceleri kaskı yatar. Kaskı bu mı? Kıyafetinle yatar. Bunun adı ne abi? Evet. Kaskı mam. Bu geceleri kaskı yatar. Sabahlarda böyle gezer. Yani bunun kafasından bir şey var. Bunun kaskını bir türlü çıkartamıyorsun. Anladım. Anladım. Yani... Kısacası arkadaşlarım biraz kafadan sakat anladığım kadarıyla aman hemen yumruklara başladılar. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Oo yeni birisi gelmiş. Hoş geldin. Hoş mu geldim? Boş mu geldim orasını? Aa ben bunlarla racunsal konuşayım lan. Belki bunların ağası falan olur mu? Evet aslanım, hiç hoş gelmedim. Açık konuşmak gerekirse dışarıda 16 tane adam doğradım, tamam mı? Ondan sonra ne yaptıydım? He, 4 tanesine gelinlik giydirdim, üstüne kızgın yağ döktüm, çalları attım. Ondan sonra Ferrari, Lamborghini, bilmem ne hırsızlığına giriştim. Bizim öyle küçük işlerle işimiz yok aslanım. Anlatabiliyor muyum? Buraya da sizin ağanız olaraktan geldik, tamam mı? Hepiniz burada bize itaat ederseniz sizi de elmem aslanım. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Şimdi. Yalan konuştuğun tipinden belli. Yalan söylüyor bu. Otobüs hırsızlığından girmiş bu. Aslan ne otobüs hırsızlığı oğlum? Ben otobüs... Haberlerde gördüm. Arkadaşlar dövün bunu dövün. Aa, vurmayın abi. Abi vurmayın abi. Sana emzik vereceğiz. Abi lan halime bak lan. Adamlar harbiden de gittiler. Ağzımıza emziği tıkadılar. Daha bir de bebek kıyafeti giydirdiler. Allah'ım benim buradan tez vakitte çıkmam lazım. Öf öf. Şuna bak. Ne yapıyorsun lan burada bebek? Kalk lan oradan. Kalk. Oradan kalk. Kendin sana çok yakışmış. Lan bak konuşma. Abine söylerim seni. Lan bak git buraya. Abine mi söylüyorsun, ablana mı söylüyorsun, kime söylüyorsun söyle. Oo burada televizyon varmış lan. Şuraya bir geçeyim. Şu Esra Erol'un programı başladı. Abi. Şunu bir açayım da. Hayırdır abi? Bu televizyon izliyor. Hop. Kalk lan oradan. Alo. Ne oldu abi, siz kimsiniz ya? Aa, biz bu koğuşun ağalarıyız, aslan parçasıyız, asıl sen kimsin? Abi ben de şey ya, şimdi aynı koğuşun insanlarıyız biliyorsun. Dedim ki bir dedim televizyon izleyeyim dedim de Sinan abi. Sen galiba ağasısın buranın. Bu beni dövecekti. Evet. Hiç öyle şey olur mu? Aa buranın... Vurma abi dur bir dakika, zaten yeterince dayağımı yedim. Ben buranın ağasıyım aslan. Şşş bana bak, ben ha. Buranın ağasıyım aslan parçası. Ben buranın içine girerek 50 leş verdim lan. 50 leş. Abi şimdi ben Happy Top'u yani bir Esra Erol'un programını izleyecektim. Malum Mahmut'la işi acaba en son boşanma evresindeydi. Boşandılar mı falan filan diye de. Ya başlatma Esra Erol'una ya. Al şu donu yıkar. Şimdi sen Esra Erol'una da Mahmut'unu da o kel kafanı da. Al lan şu donlarımızı yıka. Abi ne donu abi? Bura ben... Abi ben yanlış oldu galiba. Abi ben hapishanenin şeyi değilim ki. Yıkamacısı değilim ki. Bu hapishaneye geldiysen kurallara uyacaksın. Bu abi. Kadar. Abi tamam da. Kurallarını gençler. Şşş. Bakın bana bir. Bu en son bu koğuşun kurallarını uymayana ne olmuş? Bir abinize söyleyeyim bakayım. Bıçaklandı abi. Bıçaklandı ve yakıldı. Yalnız abi şöyle bir gerçek var Sinan abi. Bıçaklandıysa tamam da abi don yıkamasam olmaz mı ya? Ora biraz bana ters abi. Sizin ve CD'nizi bokunuzu niye yıkayım abi? O zaman git tuvaletleri bulaşıkları yıka. Yürü. Tamam. Sinan abi hatırlıyorsun değil mi? İlk geldiğimizde nasıl davranıyorlardı bize? Ya. Yürü lan.
Yürü. Bize kötü davrandılar. Demek. Biz ne bize ne yaptılarsa aynısını da biz de onlara yaptık. Yürü hadi. Gün gelir devran döner Kerem Bey. Tamam tamam abi. Ayağını denk al. Nikola, abi bu otobüs çalıp buraya düşen adam değil miydi ya? Abi ne otobüsü? Ben otobüs çalmadım ya. Allah Allah. Abi şu kapıyı da kapattık. Şurada iki tuvalette bir yerde abi. Kolay işini yapmış ya. Gidiyorum bir çekil lan. Bana bak bakayım. Ben seni... Ben sanki ona benziyor lan. Kime ya? Tabii ya. Bu gerizekalı aynı şeyle koğuştan havalandırmasında şey diyordu. Ben güya 20 adam öldürdüm, işte gelinlik girdirdim falan. Dövün oğlum bunu. Abi ya, zaten dövdüler abi. Dur zaten dövdüler abi. Vurun lan. Vur. Hayır oğlum. Karnım ağrıyor. Böğrüm ağrıyor. Karnım ağrıyor. Böğrüm ağrıyor. Abi siz dövmüyorsunuz, tecavüz ediyorsunuz abi. Bu nasıl bir giriş böyle? Allah. Beyler sakin tamam. Tamam bırakın. Billurlarıma vurma bak. Billurlarıma vurma.